Birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetleri çalıştayı programımızın açılış konuşmalarını yapmak üzere Sağlık Bakanlığından ve politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Operatör Doktor Zeliha Aksaz Şahbaz'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Parti Meclisi üyelerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilim, değerli milletvekillerimiz, il başkanlarımız, Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız, çalıştayımıza ev sahipliği yapan çok değerli Çankaya Belediye Başkanımız, Sağlık Meslek Birlikleri ve Meslek Odalarımızın değerli başkan ve yöneticileri, Sağlık Emek Örgütleri ve Sağlık Meslekleri Sivil Toplum Örgütlerimizin değerli başkan ve yöneticileri, büyükşehir belediyelerimizin sağlık dairesi başkan ve temsilcileri, örgütümüzün sağlık temsilcileri, çok değerli katılımcılar ve değerli basın mensupları, birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetleri çalıştayımıza hoş geldiniz. Ülkemizde 2003 yılında Sağlıkta Dönüşüm Programı adı altında başlatılan sağlık hizmetlerini piyasa koşullarına terk eden neoliberal sağlık politikaları uygulamaya konulmuştur. Paran kadar sağlık değil, her vatandaşımız için eşit, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti, sağlık üzerinden tanımlanan sağlık sistemini hep birlikte kuracağız. Bu doğrultuda partimizin program kurultayını 7-8 Eylül tarihinde başlatmıştık. Bugün programımızı oluşturmak üzere gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarımızın en önemli bölümünde, ikincisinde sağlık sistemimizin en önemli unsuru olan birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerini hep birlikte konuşacağız. Çalıştayımızı açıyor, vereceğiniz katkılar için tüm katılımcılara teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Genel Başkan Yardımcımız Operatör Doktor Zeliha Aksaz Şahbaz'a. Çok kıymetli katılımcılar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere sağlık çalışanlarının sorunlarını ve haklarını her platformda dile getiren Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Özgür Özel'i kürsüye davet ediyorum. Türk Tabipleri Birliği'nin, Türk Eczacıları Birliği'nin, Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin değerli başkanları, Türk Diş Hekimleri Birliği'nin çok değerli temsilcisi, sağlık meslek örgütlerinin, sağlık alanında örgütlü sendikaların, derneklerin çok kıymetli başkanları, yöneticileri, değerli arkadaşlarım, hepinizi haftanın bu ilk gününde bu kıymetli zamanı bizlere ayırdığınız için özellikle teşekkür ederek selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, hepinize saygılar sunuyorum. Bugün Gölge Sağlık Bakanımız Sayın Zeliha Aksaz Şahbaz'ın organizasyonunda meslek örgütlerimizle ve sağlık alanının tüm paydaşlarıyla birlikte birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetleri çalıştayı gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin birinci partisi olarak iktidarın sağlık politikalarının yarattığı hatta yaratacağı sorunları daha ortaya çıkmadan yıllar önce ve tüm o süreç başlarken sağlık meslek örgütlerinin uyarılarını dikkate alarak dile getirmiş bir parti olarak artık sorunların tespitinden çok vatandaşın yaşadığı bu sıkıntıların nasıl ortadan kaldırılacağına yönelik sözleri söylemenin ve bu konuda kendi programımızı somutlaştırıp iktidarımızın ilk haftasında, ilk ayında,
ilk 6 ayında neleri, ne şekilde, kimlerle birlikte, hangi takvimde, nasıl bir kararlılıkla hayata geçireceğimizi söylediğimiz bir evredeyiz. 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana taşıdığımız sorumluluk daha da arttı. Seçimlerde bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmanın verdiği özgüvenle, bilhassa sağlık gibi en önemli olan bir alanda hem eşit hem ayrımsız hem ücretsiz olması gereken bir alanı her geçen gün daha eşitsizleştiren, ayrımın olduğu ve ücretsiz sağlık hizmetinin neredeyse kimse için hiçbir fazının kalmadığı bir süreçte bir dokunulmazlığı vardı hükümetin ve eğer vatandaş memnun olmasa bu kadar çok oy verir mi, bizi birinci parti yapar mı diyorlardı. Sağlık alanı bu alanda aslında en derin hataların yapıldığı ama ilk başta daha önce hepimizin kabul ettiği, eleştirdiği, düzeltilmesi gereken yapısal ve yıkıcı sorunların üzerine gelmiş görece bir iyileşme döneminden dolayı kamuoyu anketlerinde de sağlık hizmetlerinin diğer hizmetlere göre memnuniyetinin daha yüksek olduğu bir süreci, maalesef sağlığı ticarileştirmek, sağlık hizmetlerini artık sınıfsal bir mesele haline getirmek için bir fırsata çevirdiler. O alanı dokunulmaz bir alan olarak gördüler. Bu konuda yanlışları, eksikleri söyleyen kim varsa kamuoyu önünde mahkum edilmeye çalışıldı. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nde ya da diğer muhalefet partilerindeki bizler gibi sağlık meslek örgütlerinden gelen hekimler, diş hekimleri, eczacılar, veterinerler sözlerini söylediklerinde kendi partilerinde dahi efendim bu alanda iktidar güçlü, buraları eleştirmeyelim gibi iletişime yönelik uyarıların alındığı dönemlerden geçtik. Şimdi öyle bir yere geldik ki deyim yerindeyse gemi tam olarak karaya oturdu. Ve ne yaşandı derseniz, bir kelimeyle söylemek gerekirse, bir cümleyle, bu salon haklı çıktı. Bu salonu elbette bir siyasi partinin davetiyle gelinmiştir. Ancak bu salona kimse siyaset yapmaya gelmedi. Daha doğrusu gündelik siyasetin, partiler arası rekabetin bir parçası olmaya gelmedi. Zaten biz de o niyetle toplanmadık. Ama bu salon sağlığın siyasetinin, yani siyasetin sağlığa yönelik kısmının doğru kurgulanmasını ifade etmek için bir araya toplandı. Bu salon her şeyi çok bilenlerin değil, birbirinin aklına değer verenlerin oluşturduğu bir topluluk. Bu salon meselelere bütüncül bakan, multidisipliner anlayışla çalışıldığı takdirde ve ekip çalışmasıyla çalışıldığı takdirde hem sahada sağlık hizmetlerinin hem de sunumundan önce tasarımında sağlık politikalarının başarılı olacağını en iyi bilen salon. Bu salon yıllardır ne dediyse bugün sahada o yaşanıyor. Örneğin konumuz birinci derece sağlık hizmetleri, aile hekimliği sistemi. İlk başta Türk Tabipleri Birliği aile hekimliği sistemine temelden itiraz ederken birileri doktorlara diyorlardı ki daha iyi şartlarda çalışacaksınız, kendi işinizin sahibi olacaksınız, hem patron olacaksınız, hem sağlık emekçisi olmaya devam edeceksiniz. Vatandaş mutlu olacak ve en temelindeki itirazlar duyulmaz görülmez oldu. Türk Tabipleri Birliği kendi meslektaşlarının haklarını gözetmeyen, onların iyiliğini isteyenlere karşı direnenler gibi gösterildi. Oysa Türk Tabipleri Birliği şunu söylüyordu. Sağlık ocağı rahmetli Nusret Fişek'in kurduğu yapının en sıcak ve ismiyle müsemma alanı bir ocaktır. Sıcak bir yerdir ve oraya gelen derman bulur, ne şartta olursa olsun bulur. Orada kendi doktoru yoksa, daha doğrusu herkesin bir doktoru yoktur. Herkes herkesin doktorudur. Ama onu takip eden doktor yoksa ekip arkadaşı orada onu beklemeye hazırdır. Bu işin
gecesi gündüzü izni olmaz, hep birlikte ekip ruhuyla çalışılır derken, yok efendim bakın iyi oldu, doktor gelen hastanın eskiden yüzüne bakmıyordu, vallahi yalan. Şimdi kolonya tutuyor, vallahi ayıp. Ama gördünüz mü bakın, şimdi artık patron hastalar oldu, vallahi yanlış. İşte o sürecin sonunda sevk zincirinden tamamen vazgeçtiler. Bugün birazdan bolca konuşulacağını tahmin ettiğim randevu sürelerinin uzadığı, randevuların alınamadığı, hastaların telefon başında sinir krizleri geçirdiği, hastaneye gidince tartıştıkları, kavga ettikleri ve boşu boşuna kaynakların, zamanın israf edildiği bir sürecin içindeyiz. Herkes her yere başvurabilecek diye bir övünçle başladı mesele. Bugün herkes her yere başvurabildiği için hiç kimse hiçbir yerde eğer yeteri kadar parası yoksa ya da hiç yoksa tedaviye erişilmez bir hale geldi. Eczacılar ilaç fiyatlandırma sistemi değişirken itirazlarını son derece doğru bir yerden anlattılar. Bu ticari bir ürün değildir. Bu ürünün içinde yılların birikimi bir sanayi ürününün üzerine eczacının emeği vardır, bilgisi vardır. İçine kattığı değerle kutu devaya dönüşür dediler. Anlatamadılar. Bugün kur biraz oynadığında bütün Türkiye'de en kritik ya da en basit ilaçların bile yokluğu çekiliyor. Diş hekimleri dediler ki böyle bir sistem devlet özel hastaneciliğe oynamaz. Devlet bir mesleği tamamen devlet eliyle yapmaz. Bu meslek öyle bir meslek değildir dediler. Dinlenmedi. Bugün diş sağlığı ile ilgili mesele görünüşte mesleğin yapıldığı ama gerçekte bir ağız diş sağlığı konusunda gerçek çağdaş bir hizmetin yüksek parası olanlar ya da iyi poliçe satın alanlar dışında kimseye sunulmadığı bir noktaya geldi. Hemşireler Derneği, biz sağlık alanının ayrılmaz parçasıyız. Bize bunu yaparsanız bu hizmetler aksar derken dinlemediler ama bugün ortaya çıkan tablo ortada. Hepsi birden bu iş böyle giderse sağlıkta şiddet olur, şiddet artar, önlenemez derler dediler. Bugün istatistikler bu salonu haklı çıkarıyor. Veterinerler başta virüslerin sebep olduğu ele ele gelecek çağ, hayvandan insana geçen virüslerin sebep olacağı salgınların çağı olacak. Bizi dinlemezseniz olmaz, biz orada olmazsak olmaz dediler. Bizi değersizleştirmeyin, bizi sağlık alanının dışındaymış gibi, yardımcıymış gibi ya da insanın sağlığı başkaymış, hayvanın sağlığı bize emanetmiş gibi görmeyin. Doğa bir bütündür ve sağlık bir bütündür dediler, görmediler. Onları Covid masasına bile oturtmadılar ve bu o büyük salgında veterinerlerin hem bilgisinden, birikiminden, emeğinden, deneyiminden yararlanmadılar. Halen daha da yararlanmamaya devam ediyorlar. Yani özetle bu salon haklı çıkanların salonu. Biz 22 yıldır bu salonu duyan, dinleyen, bu salonun uyarılarına göre zaten bu salonun içinden gelmişler olarak bütün politikaları buna göre öneren, buna göre eleştiren bir siyasi parti olarak, onun yöneticileri olarak bundan sonra doğruların nasıl yapılacağını da bildiğimiz bir şey var. Ne yapılacaksa bu salonla birlikte yapılacak. Bu salondaki insanların, bu salondaki örgütlerin kurumsal birikimleri, kişisel deneyimlerinden yararlanılarak, itiraz etmeden, kavga etmeden, kibir göstermeden, bu salona yukarıdan bakmadan, bu salona geçmişte çok kazanıyordunuz, geçmişte yanınıza varılamıyordu deyip bu salonun değersizleştirilmesini bir başarı görmeden ne yapacaksak bu salonla birlikte yapacağız. Ülke uzun zamandır ağır bir ekonomik krizin içinde. Ancak bu krizi çözmek ten aciz bir iktidarla ve bu krizi gerçek anlamda çözmek istemeyen toplumun belli kısımlarını kayırmak, belli kısımlarını oyalamak, ihtiyaç olduğunda oy almak üzere
belli alanları gevşeten, belli alanları sıkan ama sonuçta bir genele refah getirmek yerine tam aksini tercih eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Artık eskinin orta direği yoksul. Eskinin yoksulluğu bugün derin bir yoksulluk girdabının içinde. Bu ekonomik kriz özellikle eğitim ve sağlık hizmetlerinde yansıyan bir sosyal krize dönüşmüş durumda. Bugün sağlıkta krizi konuşmak, sizleri dinlemek, bu sıkıntıdan nasıl çıkılacağıyla ilişkin önerilerinizi almak, somutlaştırmak niyetindeyiz. Ama bundan sonra belirlenecek bu alanlarda söylenecek sözün, önerilecek politikanın yazılması için daha sürekli ve daha sıkı bir işbirliği için katkılarınızı beklemek üzere bugün buradayız. Temel önceliğimiz koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, yurttaşlarımızın tamamının yeterli, eşit ve nitelikli sağlık hizmetine erişilmesini temin edebilmektir. Bizler halk sağlığı disiplininin kurucusu, koruyucu sağlık hizmetleri çalışmalarıyla bilinen Nusret Fişek'in açtığı yolun takipçisi olan sizlerin sözlerine değer veriyoruz. Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi ortadayken 2024 yılı için hazırlanan bütçede kişi başına koruyucu sağlık hizmetleri için kişi başına ayrılan tutar sadece 1243 liradır. Yani bu devlet her birimizin sağlığını korumak için sadece 1243 lira ayırmıştır ve bu meseleye asıl nereden bakıldığını göstermek için en önemli göstergedir. Sağlık Bakanlığı'nın 2024 bütçesinin başlangıç ödeneğinin %27.6'sı, kabaca 1/4'ü koruyucu sağlık hizmetlerine, 1/4'ü tedavi edici sağlık hizmetlerine ayrılmış durumdadır. Oysa koruyucu sağlık hizmetlerinin bütçe içindeki oranının artması gerekliliği bu salonun çok uzun yıllardır ifade ettiği ve tüm sorunların kaynağını oluşturan sebebin ta kendisidir. Bugün için aslında devleti yönlendiren aklın mahrum olduğu bilinç, koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan parayla korunan şeyin birer birer hepimizin sağlığı, toplamda halk sağlığı ama pratik bir fayda açısından bakarsanız da geleceğin orta ve uzun vadeli bütçeleri bu ülkenin gerçek kaynakları olduğunun görülmeyişidir. Gündelik olarak hastalansınlar tedavi ederiz, tedavi olacakları hastaneye ihale ederiz, hastanenin içindeki tüm hizmetleri taşere ederiz, bu taşerasyona garanti veririz, o garantiyle hem bizimkiler daimi bir gelir elde ederler, hem de vatandaşa ya hastaneyi bedavaya getirdik deriz diye bence 100 yılın en büyük yalanıyla karşı karşıyayız. Maalesef pandemi dönemindeki emeklerine, sağlık meslek örgütleriyle kurduğu görece, bugünkü iktidar içinde görece olumlu diyorlar rağmen, geçmiş dönem Sağlık Bakanı da hepimizin gözünün içine baka baka defalarca vatandaşın cebinden tek kuruş çıkmadan hastaneler yapıldı demiş. Sonra meselenin kendini görünce ben o sistemi durdurdum demiş. Ama bugün Sayıştay raporlarına yansıyan gerçeklik, yani hem hastalara bir yıl sonrasına tomografi verildiğinin tespiti ve bunun sağlık hizmetlerini aksattığı, hem de bunun devlete çok pahalıya geldiği gerçeklerini ne kendisi gizleyebilmiştir, ne bugün yerine gelen Sayın Bakan'ın bu konuda bir irade gösterme imkanı vardır. Doğruları biliyorlardır, görüyorlardır. Bu konudaki tespitleri aslında sizle bizden farklı değildir. Ama sorun, en iyisini de en kötüsünü de atayanın aynı kalem, imzanın aynı imza, mürekkebin aynı mürekkep, mantığın ise piyasacı ve bir alanı, ticari bir alanı bir yerlere rezerve etmek, hatta uzun vade rezerve etmeye yönelik olan ticari anlayışın ta kendisidir. Kalem değişmeden, mürekkep değişmeden
ve imzayı atanın değişmeden bu mantığın değişmeyeceği de açıkça ortadadır. Yurttaşlarımızın yaşadıkları yerlere en yakın noktada düzenli sağlık kontrolü ve erken tanı testleri yaptırabilmelerini temin etmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Ücretsiz periyodik aşılamaların gerçekleşme oranının derhal artmak zorunda olduğunu, bununla ilgili bir acil durum planı ilan edilmesi gerektiğinin farkındayız. Ancak iktidarın sorun çözen değil, bu sorunları derinleştiren politikalarını maalesef takip ediyoruz. 2023 yılında kızamık ve verem gibi pek çok aşının zamanında tedariki yapılmadığı için aşılama hizmetlerinde büyük aksaklıklar yaşandı. Temmuz 2024'te Sağlık Bakanlığı'nın aşı deposundan beşli karma, kızamık, kızamıkçı kaba kulak, hepatit A, hepatit B, su çiçeği antiserumlarla ilgili dağıtımın yapılmadığını endişeyle takip ettik. Öte yandan 2024 tedavi edici sağlık programı için ayrılan bütçenin %11'inden fazlası biraz önce bahsettiğim şehir hastanelerinin kira bedellerini karşılamak üzere ödendi. Bu rakam 57,5 milyar liradır. Milletin cebinden kuruş çıkmayacak denilen hastanelerin kullanım bedeli için bütçeden bu yıl dahil 2026 yılı sonuna kadar 3 yılda toplam 186 milyar lira ödenecektir. Hiçbir konuda işini ciddiye almayan ve artık bugünkü süreci bakalım bugün nerede geçecek, bu krizi atlatacağımıza inanırsak her sorunun çözüleceğine inanacaklar diyen iktidarın boş vermişliği sağlığı doğrudan tehdit etmektedir. Biraz önce bahsettiğim randevu çilesinde 1,5 yıl sonrasına verilen bir göz ameliyatının hastanın ölümünden 6 ay sonra evine telefon açılarak ameliyata davet edildiği o trajik, o ailesi kadar hepimizi kahreden sembol olay ortadadır. Bugün hastanelerde endoskopi için 1 yıl sonrasına gün verilmesi normalleşmiş, günü veren utanmaktadır, alan şaşırmaktadır. Ama bu sistemi kuranlar bu meseleye müdahale edememektedirler. Çünkü yarattıkları sorun tamamen yapısal bir meseledir. O hastaneyi güya bedava yapacağız diye verdikleri taahhütler, o taahhütleri, verdikleri hasta sayıları ile ilgili taahhütler, o taahhütleri alanların bugünkü hesapları üzerinden masaya döküldüğünde daha fazla cihaz koymak, daha fazla eleman çalıştırmak ki cihazla elemanın aynı şartnamede olması, aynı taahhütnamede olması kadar hem onur kırıcı hem de kabul edilemez bir mesele bu ülkede yaşatılmaktadır. Kurtarmadığı için randevular 1 yıl sonrasına verilmektedir ve eğer bu meseleye temelden vazgeçtik kardeşim, iptal ettik kardeşim, borcu TL'ye çevirdik, borç bizimdir kardeşim ama hastaneler bu milletindir demeden bu sorun çözülmeyecektir. Bu iktidar bu sorunu çözemeyecektir. Önümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidarında gerçek anlamda halkın iktidarı kurulduğunda bu sorunlar kökünden çözülecektir. Hastaneler milletin, hizmet etme görevi devletin, onuruyla yaşama hakkı da bu milletindir. Tüm bunların ışığında şunu ifade etmek isterim ki biz bu salona kendileri için daha onurlu mesleki gelecekler, daha iyi sosyal haklar, daha iyi ekonomik koşullar vaat ediyor muyuz? Vaat etmezsek çok yanlış yaparız. Ama ne bu toplantının konusu odur, ne bu salonun temel beklentisi, öncelikli beklentisi budur. Bu olmalıdır, zaten süreç içinde olacaktır. Biz bu salona bu enkazı birlikte kaldırmayı, yerine doğrusunu birlikte inşa etmeyi, her bir meslek örgütünün, her bir sağlık emekçisinin bu sisteme nasıl içlerindeki meslek sevgisiyle ve bu ülkeye duydukları bağlılıkla
katkı sağlamak istediklerini gördüğümüzü, onların kurumsal birikimlerinden ve kişisel heyecanlarından yararlanarak sıkıntıların en önceliklisi olan bu problemi nasıl birlikte çözeceğimizi konuşmak istiyoruz. Geleceğe yönelik olarak biraz önce Sayın Şahbaz'ın ifade ettiği program kurultayının başlangıcını yaptık. 8 ay sonra bir belge çıkacak. Biz geçtiğimiz günlerde tüzüğümüzü demokratikleştirerek partiyi nasıl yöneteceğimizde tam bir mutabakat sağladık. 8 ay sonra ülkeyi nasıl yöneteceğimizde tam bir mutabakat sağlayıp ondan sonra da seçimlere gitmeye, iktidarı devralmaya hazırlanıyoruz. O mutabakatın sağlık kısmında bu salonun tam mutabakatı benim en önemsediğim noktadır. Oraya biz A'dan Z'ye meseleye nasıl baktığımızı en doğru perspektiften tarif etmeli, bu salonun mutabakatını almalı ve temel taahhüdümüzü de o günden koymalıyız. İktidar olduğumuzda Türkiye'nin sağlık politikalarını bu salonun ortak aklı yönetecek. Ben bu ortak akla inanıyorum. Ben bu kürsüye meclis kürsüsünden geldim. O kürsüye Türk Eczacıları Birliği'nin kürsüsünden gittim. O kürsüye Manisa Eczacı Odası'nın kürsüsünden gittim. Oraya mahallemde bulunduğum semtte eczacıların mahalle temsilcisi olarak başladım. Saatin vidasından geliyorsak o vidada sağlık emekçilerinin emeği vardır, dayanışması vardır, katkısı vardır. Onların aklına inanıp onlara güvenerek attığım her adımda doğruları hep birlikte yapmamız vardır. Bundan sonra atılacak her adımda sağlık politikaları ile ilgili aynı yolu takip etmenin, aynı güvenli yol yürüyüşle bu ülkenin en doğru noktaya sağlık politikaları açısından ulaşmasını sağlayacağına inancım tamdır. Bugün ilk belirlendiğinde Zeliha Hanım tarafından şunu söylemiştim. Bir kısmında mutlaka orada bulunmak da isterim dedim. Benim de ihtiyacım var dedim. Devam eden süreçte bugüne rahmetli Sinan Ateş'in o bütün Türkiye'nin gündemi olduğunda olan davası oldu. Kızlarına sözüm var. O davayı Sincan'da takip edeceğim. Saat 14'te Alman Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı ve bütün yönetim kurulu Cumhuriyet Halk Partisi ile bir protokol imzalamak üzere Ankara'ya geliyorlar. Ankara ziyaretleri var. Anıtkabir ziyaretlerini birlikte yapmak istediler. Biz de çok büyük bir memnuniyet duyduk. Almanya'nın iktidar partisiyle Türkiye'nin birinci partisinin kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e birlikte ziyaret yapmasını talep etmelerini. O yüzden programımdaki sıkışıklıktan bu toplantıya beklediğim, umut ettiğim, arzu ettiğim kadar zaman ayıramamaktan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Son seçilen Sayın Azap olmak üzere tüm sağlık meslek örgütlerinin seçilmiş çok değerli yöneticilerini saygıyla selamlıyorum. Bundan sonra güzel günlerde, en önemlisi sağlıklı günlerde hep birlikte olmak ümidiyle hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.